Bu hadis-i şeriften şunu da anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın özel halindeyken o camiye girmeyecek buyurdu. La uhillul mescide li haidin ve la cunubin. Cünüp olan da, özel halinde olan kadın da camiye girmeyecek. Peki bunu birileri şöyle anlayabilir mi? İslamiyet kadının ayın belli günlerinde ibadetine, cihadına, mücadelesine sınırlama getiriyor. Evet, namaz kılmayacak. İslamiyet'in ona bir kolaylığı bu. Ama hayatın diğer alanlarında cihadına, mücadelesine devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemiz hacca giderken Resulullah aleyhisselamla o kadın haliyle yüzleşince Efendimiz yanına giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlıyor, üzülüyor. Allah Teala'nın takdiri, Adem'in kızlarına Cenab-ı Hakk'ın takdiri buyuruyor. Her şeyi yap, ancak ne yapmayacaksın? Kabe-i Muazzama'ya tavaf etmeyeceksin. Peki o zaman Mina'ya gidiyor, Müzdelife'ye gidiyor, şeytan taşlıyor. Bir yerde bir cihat var, mücadele var, orada oluyor. Kadınlar gidiyorlar, Bedir'de yaralıları tedavi ediyorlar, sarıyorlar, oluyorlar. Yine musallaya çıkıyorlar. Yani bayramları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Menaha'da kılıyordu. Oraya buyuruyor ki özel halinde olan kadınlar gelsin. Elbisesi olmayanlara elbise verin. Onlar da gelsinler. Arka tarafta dursunlar. Onlar da ümmetin bu şehrahinle tanık olsunlar. İşte şimdi burada Kitab-ı Salat'ta 351. hadis Buhari'de bu noktaya işaret ediyor. Yani bir kısıtlama yok esasında, bir kolaylık var. Fakat yine cihada, mücadeleye kadın devam edecek. Hafsa binti Sirin diyor ki rahmetullahi aleyha, biz diyor kadınların camiye gitmelerini, musallaya gitmelerini yasaklıyorduk. Musallaya da gidemez diyorduk. Hani camiye gitmeyecekler ama musallaya, yani o açık alanlarda bayram kılmaya, ona da tanık olmayacaklar. Böyle bir örf oluşmuştu bizde, Basra'da. Sonra oraya bir kadın geldi. O kadın dedi ki yanlış yapıyorsunuz, olmaz. Kadınların hayatına bu sınırlamayı getirmeyin. Benim kız kardeşimin eşi Resulullah Aleyhisselam'la 12 defa gazveye katıldı, cihad etti. Ablam da 6 defa, kız kardeşim de 6 defa katıldı. Kadınlar vardı, kadınlar yaralıları tedavi ediyorlardı. O meydanda oluyorlardı. Sonra Hafsa diyor ki rahmetullahi aleyha, yani bu meseleyi kime soralım? O ara Ensar'dan Ummu Atiye radıyallahu anha. Onunla karşılaşıyor. Ummu Atiye'ye soruyor. Ummu Atiye radıyallahu anha diyor ki umirna en nuhricel huyyada. Biz özel halindeki kadınların, genç kızların o musallaya çıkarılmasıyla emrolunduk diyor. Umirna en nuhrice, yani onları çıkarmamızla biz emrolunduk. Onlar da çıkacaklar. Genç kadınlar, evlerinde duranlar, bekleyenler. Neden? Müslümanların cemaatine şahit olacaklar. Feyeşhedne cemaatel muslimin. Bakacaklar Müslümanlarla beraber. Orada olacaklar. Onlar da sevinecekler. Ama namaz kılmayacaklar. Arka tarafta duracaklar. O zaman onların da cihadı o günlerinde devam edecek. Duaları devam edecek. Tesbihatı o günlerinde devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bir kadın, diyor ki ya Resulallah, ihdana leyse leha cilbabu. Bizden birisinin cilbabı yok. Yani çarşafı yok. Şimdi bu ne yapsın? Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki arkadaşı ona bir çarşaf versin, ferace versin, o da çıksın. Müslümanların bu şehrainle o da tanık olsun. O halde yani bir kadın özel halinde namaz kılmayacak, oruç tutmayacak. Peki yani evinde haps mı olacak? Böyle de değil. Yani böyle bir anlayış vardı,
onu yıkıyor sahabe kadını. Ne diyor? Biz cihad ederdik, mücadelede olurduk, bayrama çıkardık, Müzdelife'de var, Arafat'ta var, şeytan taşlamada var. Yani özel hali bunlara mani değil. O zaman tebliğe mani değil, davete mani değil. Sadece camiye girmeyecek özel halinde, bir de namaz kılmayacak, oruç tutmayacak. Daha sonra onu, orucunu, tutmadığı orucu kaza edecek. Bu haldeki hadis-i şerif bu noktada İslam kadınının önünü açıyor, yolunu açıyor. Bu dini kimden öğreneceğiz? Resulullah Aleyhisselam'dan. Kur'an-ı Kerim'i de bize bildiren o, açıklayan, ifade, izah eden de Resulullah Aleyhisselam. O halde Allah Teala'nın ve Resulü'nün kolaylaştırdığı noktaları zorlaştıranlar, bu dini anlayan, anlatanlar değil, yolunu kapatanlar olur.